Günaydın herkese. Bugün pazar. Uzun zamandan beri vlog çekmiyordum. Bir vlog çekeyim dedim. Çünkü bugün günüm böyle başladı. Bugün voleybol oynamaya geldim. 3 haftadır falan voleybola geliyorum. Normalde Ahsen'i de Enes'i de babasına bırakıyorum. Ama Ahsen artık bıraktığım sütle doymadığı için yanıma aldım. O yüzden birazcık Ahsen'le oynayacağız voleybol. Ay çok güzel. Keşke her gün gelsem buraya. Aslında evimize çok yakın bir yerde ama. Of, yine de işte her zaman gelmiyorum ya da. İki çocukla gelmek bir şey işte. Aman neyse işte öyle. Bugün güzel bir gün olacak gibi. Hava güzel. İnşallah. Hadi böyle yaptık açılışı bakalım. Voleyboldan çıktık şimdi. Çok güzeldi. Ve bitirene kadar neredeyse Ahsen hiç ağlamadı. Şimdi ağlıyor ama. Normalde trafikteyken telefonla oynamak yasak, işte yani konuşmak falan da yasak ama bilmiyorum video çekmek yasak mı? Yani konuşuyorum şu an, yanımda birisi varmış gibi konuşuyorum ama hani bilmiyorum, dikkat dağınıklığına vesaire sebep olur diye belki böyle bir şey de vardır. O yüzden çok fazla bunu yapmamaya çalışıyorum ama şu an zaten yaklaştım ve açıkçası açtım. Ve böyle yolun videosunu falan çok istiyorsunuz. Hoşunuza gidiyor. Biraz da o yüzden de şey yaptım, açtım. Çünkü Instagram'dan yapıyorum genelde bunu. Ama şimdi Instagram'la da uğraşamam. Ya böyle güzel oluyor biliyor musunuz? Şey hani bebek var ama bebekle de bir şeyler yapılabilir göstermiş oluyorsunuz. Ya da işte kendi kendinizi iyi hissediyorsunuz. Ne bileyim. Güzel oldu bu voleybol işi. Mutlu oldum yani. Her hafta oluyor işte. Her hafta yapmaya çalışıyoruz. İnşallah devamı da gelir. Şimdi gideceğim. Yahya ile babasını alacağız. Ve dışarıya çıkacağız. Yine parka gideriz belki. Hava çok güzel. Ya tabii Türkiye'de 40 dereceleri falan buluyormuş. Burada o kadar değil. Ama bugün yine güzel hava. Bakalım ne yapacağız. Yani yayalar dönecek mi dönmeyecek mi? Geçecek mi geçmeyecek mi? Ya da bisikletler. Gerçekten beni çok korkutuyor araba sürerken. Yani ne yapacağı belli değil çünkü. Bisikletler mesela el kaldırmak zorunda. Sağa dönecekse sağa, sola dönecekse sola. Ama yayalar da bence kaldırmalı. Çünkü yani gerçekten emin olamıyorum ne yapacaklarını. Ve beni zorluyor birazcık. Ve sıkıntı yani. Yaya her zaman haklı yani. Yani sen ne yaparsan yap. Allah korusun ya Rabbim, herkesi korusun kazadan beladan. Allah herkesin yardımcısı olsun. En çok da annelerin olsun, babaların olsun, bebişleri olan insanların yardımcısı olsun. Böyle ben geldim sayılır. Haydi bakalım vlog'a devam. Ben gelene kadar Pervin bana salçalı tost yapmış. Sırf ben seviyorum diye salça koymuş içine. Sabah sabah çok duygulandım. Bunu paylaşmak istedim bunu da. Bence kadınları mutlu etmek bu kadar kolay. Salçalı tost. Salçalı tostla kadınları mutlu edebiliyorsunuz. Kadınları bilmem de beni mutlu edebiliyor. Bu zamandır YouTube'da yok. Bir şey diyor musunuz? Yok. Ne diyeyim? Bilmiyorum. Herkes seviyor. Senin konuşmanı çok seviyorlar. Damat Bey'in muhabbeti çok güzel falan. Kanalın sahibi benim, bana yazmıyorlar, sana yazıyorlar. Hı. İyi, güzel. Ne konuştun bu sana? Ne geçiyor şu an içinde? Vallahi hava çok değişik. Yağmur yağacak herhalde. Hı? Evet anneciğim, yolu ters çevirmişler. Buradan giriliyordu. Diğer tarafına yapmışlar.
Anamı ağlattık, yemin ediyorum. Hı. Elif mi? Sona doğru. Ağlamadı ya. Kahve vardı ya. Hı. Benim kahvem. Aldı, kaçtı. Hayır, benim kendi yaptığım kahve mi? Yok. Hani diğer sizi aldınız. Duvara fırlat. Oy. Salonun duvarına. Patladı duvarda. Salonun duvarına. Yemin ediyorum. Niye fırlattı? Diyorum ki, kaçma. Evet, ne halde ben bilmek kaçma istiyorum. Kaçma diyorum. Ben sana açıp vereyim, içelim. Aldı kaçtı, ben kendim açacağım diyor. Ulan diyorum, açamıyorum, ben açacağım. Açabiliyor çocuğum, niye öyle diyorsun? Koştu koştu. Yaya nasıl yaptın yaya? Kahveyi sen fırlattın, kahve patladı mı? Ne oldu peki sonra? Eve var ya, girmedim. Bilmiyorum şu an ev ne halde. Kahve pat diye patladı diyor. Nereye döküldü? Kendi masasına doğru mu fırlattın? Yok ya, oturacak var ya. Kanepeye doğru mu fırlattın? Kanepeye doğru. Patladı kahve. Hemen aldım, şey temizledim. Temizlendi mi bari? Hı. Yüzüme bakıyorum. Yenisini alayım mı dur? Al diyorum. Tamam dedim. Kızdın mı? Baba sana bir şey dedim mi Yahya? Ha? Baba sana sinirlendi mi? Sinirlendi mi baba sana hiç? Hiçbir şey demedim. Hiçbir şey. Yapmış. Kanepe de battı yani. Temizledim. Allah temizledim. Şu an ev kahve kokuyor yani. Emin ol, ev senin olduğun şeylerden daha temiz. Bir de bunu söylüyorum. Sen yemin ediyorsun. Sen yemin ediyorsun. İnsan bu kadar yüzsüz olur ya. Yok, bunu yüzsüz söylemiyorum. İnsan bu kadar yüzsüz olur. Sen yemin ediyorum var ya. Çok ya, tutulma eve. Tabii. Vallahi. Şeyi tamamladım da ben. Öyle değil. O oynuyor oynuyor, müzik dinliyor dinliyor öylese bak. Yerde bile müzik şey var, onlar tutmadı. Tabakları şeye yerleştirdim. Boş bu kızı yerleştirdim de şeye yerleştirdim. Dedim. Patronu çıkarsaydım makineden, afiyet olsun. Sıkat bak. Kurur herhalde ya, hava sıcak, sabaha kadar gidince gelirim. Yağmur. Biz seninle ilk ne yaptık ya, tost yedik. Değil mi? İlk baba sana tost yaptı, tost yedik. Sonra Türkiye'de, yok Aslan'a da tost yedirdi babası. Kapının mı? Sonra babası ne yaptı? Babası Yahya Enes'e. Ne yaptı sence annecim? Şey yapıyor, formuna bir. Beni geçince böyle geçtiğini zannetti, işte durmayacağını zannetti. Sonra kitap okudum. Hangi kitabı okudu baba sana? Yaya? Kaplan okudu. Kaplan sana hangi kitabı okudu? Nereden aldığımızı. Suzi mi okudu? Evet. Çok güzel. Emice mi? Çok güzel. Evet. Bir şey daha aldık. Ne güzel. Evet. Bir şey daha aldık. Bir. Aferin sana ya. Koç koç koç. Araba geliyorum. Artık beni Instagram'da takip eden herkes diyor ki bu park bizim. Benim ilk baş parkımız. Çok bebek arabasını durdurunca Aslan ağlamaya başlıyor. O yüzden şimdi uyusun diye sürekli yürüyüş halindeyim. Şurada keçiler ve bambiler var. Çok tatlılar. Eskiden bunları hep böyle şey getiriyorduk, meyve falan getiriyorduk. Hava o kadar değişik ki. Gölgesi soğuk, sıcağı sıcak ama rüzgarı soğuk. Böyle sıcak ama şu an mesela başım ağrıyor. Çok böyle rüzgar yediğim çünkü. Neydi? Bir
tane şarkı vardı. Ne yedim sallanıyorum. Nerede kalmıştım? İşte iki çocuk kulağı. Vlog çekince böyle oluyor. Ne oldu biliyor musunuz? Parktan geldik. Oburaçlık hattan geldik eve. Uyuduk. Uyandık. Yine çıktık. Pizza alıp abimle gideceğiz. Böyle. Ya hafta sonu güzel geçiyor. Dışarıda geçiyor. Hareketli geçiyor. Ama pazartesi günü o kadar zor oluyor ki, çünkü hepimiz alışmış oluyoruz dışarıda geçmesine ve pervinli olmaya alışmış oluyoruz açıkçası. Öyle olunca hafta içi de pervin arıyoruz ve dışarı çıkmak istiyoruz. Ya dışarı çıkıyoruz ama mesela bir parkta bu kadar uzun süre kalamıyorum ve birazcık zor oluyor ikisini de kontrol etmek, çocukların birisinden birisi yani rahatsız oluyor, bir şey oluyor veya mesela annesinin tuvalete geldiği zaman zorlanıyorum falan. Da Ahsan'a çıktığı zaman Enes'e diyemiyorum burada bekle. Bunlar biraz zor oluyor. O yüzden hep çıkamıyoruz. Çıkmıyorum yani. Tek başımayken, yanımda birisi varken çıkıyorum. Böyle şimdi yemek yemeye gideceğiz işte. Sonra akşam maç var bu arada. Final maçı var. Avrupa Ligi'nin. Bilmiyorum. Bence İngiltere yenecek gibi düşünüyorum. Benim fikrim o. Ama kim yener bilmiyorum. İtalya mıydı diğeri? İtalya mı? İspanya mı? Pervin onu tutuyor. Ben kimseyi tutmuyorum ama sadece İngiltere yener gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Şimdi Yahya annesi, sonra annesi. Dur ya ya, vur. 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 Vur, vur, vur. Hadi gol at, gol at. Ooo ya ya, gol attı. Önde sen. Doğumdan sonraki güncel kilo. Dırım dırım. Hikaye mi yazıyorsun? Film önce. Wow. Biraz bana anlatır mısın, hikayende neden bahsediyorsun? Koy. Ne? Kral? En prenses? Kral güç. Ve prenses güçsüz. Az kaldı bittiğinde annem sana değil. Yani annem sana neydi? Anlatır mı? Çevirir. Sen de şu an uydurup yazıyorsun. Değil mi? Evet. Hadi okuyalım. Sırlı kutucuk. Köyün birinde çok tembel bir genç vardı. Uykusuzluğa dayanamaz, geç saatlere kadar uyurdu. Kitap okumayı sevmeyen ve hiçbir zorluğa katlanmak istemeyen bu genç, herkesin tanıdığı ve değer verdiği meşhur bir alim olmak istiyordu. Ancak hiç zahmet çekmek istemiyordu. Günlerden bir gün hanımına, "Hanım, ben artık herkesin tanıdığı ve saygı duyduğu bir alim olmak istiyorum. İnsanlar beni görünce parmakla göstererek, bak bak ne kadar bilgili bir adam demeliler. Herkes beni konuşmalı. Herkes benden bahsetmeli," dedi. Hanımı gülerek, "Bey, sen uykuyu çok seversin. Gece geç yatar, gündüz geç kalkarsın. Kitap okumayı sevmezsin. Okumak için gitsen bile gittiğin okulun kurallarına uymaz. Hocaların dediklerini yapmazsın. Alim olmak istiyorsan çok kitap okumalı, hocaların ne derse yapmalısın," dedi. Genç hanımın söylediklerine kulak asmadı. Onun aklı, fikri meşhur olmaktaydı. Eşyalarını hazırladı, yola koyuldu.
köy köy, şehir şehir gezerek kendisini yetiştirecek bir hoca aramaya başladı. Derken Mısır ülkesinde çok bilgili birine rastladı. Bu hocanın şöhreti her tarafa duyulmuştu. İnsanlar onda çok kıymetli bilgiler olduğunu söylüyorlardı. Genç hemen hocanın yanına gitti. Hoca, hoş geldin, kimsin, nereden gelirsin diye ona sordu. Genç, çok uzaklardan geliyorum. Sizden ders alıp çok büyük alim olmak istiyorum diye cevap verdi. Hoca onun halini pek beğenmemişti. Yine de derslere katılmasına izin verdi. Bu şekilde tam bir sene geçti. Meşhur bir alim olmak isteyen genç orada kalarak derslere katıldı. En sonunda dayanamayarak, ''Hocam, bir senedir dersinizi dinliyorum. Ancak hala alim olamadım. Size çok kıymetli bilgiler olduğunu duydum. Bu bilgilerinizi emanet edecek benden daha iyisini bulamazsınız. Bu bilgileri bana verin de ben de bir an önce alim olayım.'' dedi. Hocası gencin bu isteğine cevap vermedi. Ancak ona bir kutucuk uzattı. ''Falan şehirde bulunan falan dostumuzu bilirsin değil mi?'' diye sordu. Genç, ''Evet bilirim hocam.'' dedi. Hocası, ''Tamam, bu kutuyu al ve götür ona ver. Selamımı da söyle.'' diye ekledi. Genç, hocasının uzattığı kutucuğu alarak yola çıktı. Yolda içine bir merak düştü. ''Hocam çok bilgili, herkesin övdüğü biri. Kim bilir dostu ne kadar kıymetli bir hediye gönderiyor. Acaba bu hediye ne?'' diye merak etti. Bu merak genci öyle rahatsız etti ki sonunda kutuyu açıp hediyeyi öğrenmeye karar verdi. Büyük bir heyecanla kutunun kapağını kaldırdı. Fakat o da ne? Birden kutunun içinden bir fare fırlayıp kaçıvermesin mi? Oy! Genç kutunun içinden fare çıkmasına hem çok şaşırdı hem de kızdı. Hocasının onunla alay ettiğini düşündü. Geri döndü ve hocasına ''Siz benimle dalga mı geçtiniz? Beni onca yola bir fare için mi gönderdiniz?'' diye sordu. Hocası, sen bizden gizli bilgiler istedin. Onları koruyabilirim dedin. Biz de seni denedik. Sana emanet edilen bir fareyi bile koruyamadın. Sana nasıl güvenip de gizli bilgileri nasıl verelim dedi. Böylece gence iyi bir ders vermiş oldu. Genç hatasını anladı ve hocasından özür diledi. Yani sabır çok önemli bir şeymiş. Bunu anlıyoruz galiba.